Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Kameralarımızı o noktaya çeviriyoruz. Cennetiyle cemaliyle şeref kılsın. Ve biz de taziye için inşallah şöyle 3 gün falan sürecek. Bu taziye için de bir ziyarete gideceğim. Evet. Efendim, dün bazı gelişmeler oldu NATO üyeliği kapsamında. Finlandiya'nın NATO üyeliği çıkışı oldu İsveç ve Finlandiya'nın. Bunun üzerine Rusya'dan, Kremlin'den tepkiler geldi. Tedbir almak zorunda kalırız böyle bir şey olursa diye. Değerlendirmeniz ne olur? Değerli arkadaşlar, biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili yani gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum. Parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil. Efendim, pazartesi günü ABD Başkanı Biden şu an size Beyaz Saray'da görüşecek. İran basında önceki gün yer alan haberlerde Çatakis'in ABD ziyaretinde Türkiye F-16 devrilmesinin engellenmesine yönelik bazı taleplerde bulunacağı söyleniyor. Arkadaşlar, şu anda dereyi görmeden paçayı sıvamanın bir anlamı yok. Yani Biden ne gibi açıklamalar yapar veya yapacak bunu bilemiyorum. Ve tabii Mitsotakis'in oradaki mesajları onlar da ayrı bir konu. Dolayısıyla her şeyi bir görüp özellikle de Biden'ın açıklamalarını da gördükten sonra biz de tavrımızı ortaya koyarız. Efendim. Amerika'dan bir açıklama geldi Amerika Hazine Bakanlığı'ndan. Özellikle Suriye'de YPG işgali altında olan bölgelerde bazı konularda yatırımlara izin verecekleri söylediler. Özellikle inşaat, tarım gibi alanlarda. Bu kararı nasıl değerlendirirsiniz? Arkadaşlar, her şeyden önce YPK bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG'de odur. Dolayısıyla Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil. Zaten Amerika maalesef son dönemlerde gelen yönetimlerin hepsi de PKK terör örgütüne karşı veya Suriye'nin kuzeyindeki tüm yapılanmalara karşı her türlü maddi destekleri vermiştir. Tırlarla buralara araç, gereç, mühimmat sevk etmiştir. Bunları bütün gelen yönetimlere söylememize rağmen bunlar dinlenmemiş ve bu süreç aynen devam etmiştir. Şimdi de bu tür şeyleri duyuyoruz. Fakat şunu ben çok açık net söylüyorum ki eğer burada PKK'sı, YPG'si, şusu busu vesaire kim olursa olsun işte şu anda Pençe Kilit Harekatı'nı izlediniz. Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysak Suriye'nin kuzeyinde de bunların aynını yapmaya devam edeceğiz ve bize düşman olan odaklarla, örgütlerle arkalarında kim olursa olsun aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Olay budur. İşte burada bakın şu anda Pençe Kilit'te dün itibariyle 82 tane terörist etkisiz hale getirilmiştir dün. Ve bu tabii havaların olumlu seyri halinde bu rakam çok daha ilerilere inşallah devam edecektir. Çünkü bizim bu teröristlere göz açtırma lüksümüz yok. Ve bunu bütün bize dost görünen ülkelere de söylüyoruz.
yanlış yapıyorsunuz, adımlarınızı doğru atın. Efendim, Rusya-Ukrayna savaşında yaklaşık 2,5 ay geride kaldı. Krizin bidayetinden bugüne siz barışın tesisi için yoğun çaba gösterdiniz. İstanbul süreci, liderlerle görüşmeler. 2,5 ayın ardından süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Arkadaşlar, bunu tasvip etmek mümkün değil. Gerek Sayın Putin'le, gerek Zelenski ile yaptığım görüşmelerin hepsinde de kendilerine bu işi bir an önce durdurma noktasında telkinlerimiz olmuştur. Bundan sonra da aynı telkinlerimiz devam edecektir. Yani savaşların bir defa tasvibi söz konusu değildir. Savaşın iyisi olmaz. Ve burada bunca insanlar ölüyor. İşin maddi manevi her yönüyle zararları ortada. Dolayısıyla da bundan sonra yapacağımız görüşmelerimizde de bunları kendilerine telkin edeceğiz. Teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı hafta sonları.